Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Futbol 2023'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Perşembe gelenler, bugün bitecekler, yarın ve Perşembe günü bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda onlara bakacağız. Geçtiğimiz Perşembe günü birçok etkinlik ve çok fazla oyuncu paketi gelmişti. Showtime, Epic Paket, Player of the Week paketleri, adaylı sözleşmeler, haftalık etkinlikler. Şu an kampanya içerisinde olduğumuz için de biraz daha fazla etkinliğimiz var. Tüm bunlara bakalım ve bu haftada bizleri neler bekliyor, onlara değinmeye çalışacağım. Bugün biteceklere baktığımızda haftalık 2 tane etkinliğimiz var. E-futbol parası, GB, beceri antrenörü kazandığımız etkinlikler. Bugün son gün. Pazartesi günü İtalya MVP oyuncuları gelmişti. Bu paketin de bugün son günü. Yarın İspanya MVP oyuncuları gelecek. Perşembe günü gelenlere de baktığımızda 2 tane etkinlikten Player of the Week top açma hakkı elde edebiliyoruz. Geçen hafta da böyleydi, bu hafta da böyle. 2 hafta daha böyle devam edecek arkadaşlar. Toplamda 4 hafta açıklandı. 4 hafta boyunca Player of the Week top açma hakkını ikişer defa alacağız. Bu Napoli etkinliğinden de yine 2 tane kısım var. Soldakinden bir tane ücretsiz top açma hakkı elde edebiliyorum. Hedeflere baktığımızda ise arkadaşlar henüz daha tamamlayamıyoruz. 20'de 19'da kalıyor. 20'de 20 yaptığımızda bir tane daha epik kadromuza katacağız. Geçen hafta verilen bedava epik top açma hakkı gibi. Yani bunu alabilmek için 20'de 20 olması lazım. Bu haftaki etkinlikleri yaptığımızda da 20'de 19'da kalıyor. O bir tane görev için önümüzdeki haftayı bekleyeceğiz. Ha belki geçen hafta hiç görev yapmayan arkadaşlarımız olabilir. Bu hafta başlayan arkadaşlarımız olabilir. Görevler, oraya hedefleri yeni görevler eklenmeye devam edecek. 2 haftadır görevleri tamamladıysak sadece bir göreve bile bekliyor olabiliriz. Hemen önümüzdeki Perşembe gelecek görevlerinden bir tanesini bile yaptığımızda bedava epiği kadromuza katabileceğiz. 20 Temmuz'da yine görevler gelecek. Belki sürekli her şeyi yapamayan arkadaşlarımız olabilir. Geç görenler olabilir. Bu görevleri tamamladığımız takdirde e-futbol paraları, bedava top açma hakkı, o hediyeleri alabiliyoruz. Dediğim gibi 20'de 19'da kalmışızdır büyük ihtimalle çoğumuz. Bu Perşembe günü bir tane daha epik oyuncuyu kadromuza katacağız. Perşembe gelen paketlere de hızlıca baktığımızda arkadaşlar buradaki oyuncuların maksimum seviyelerini de göstermek istiyorum. Belki top açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız vardır. Showtime paketinde 3 tane Showtime futbolcu var. Bunların dışında renkli kartlar da var birkaç tane. Kvaratskhelia çok dikkat çekiyor. 100 seviye. Milinkovic-Savic 100 seviye. Kimmich'e 98. Epic paket geldi Showtime'ın yanında. Sürpriz bir şekilde Adriano'yu getirdiler. Ve Adriano da ilk defa e-futbol oyununa gelmiş oldu. PES zamanında silinmişti. E-futbola geri döndü. Inter takımında Julio Cesar, Adriano, Cordoba var. Maksimum seviyeler 100, 98, 98. Çok yüksek seviyeler. Perşembe günü 2 tane de Player of the Week paketi geldi. Geçmişte gördüğümüz Player of the Week'e gelen futbolcuları Konami tekrardan getiriyor. Ama burada yani sıkıntılı bir durum var. İki pakette de Mbappe var. Şimdi birbirinden farklı kart ama belki ücretsiz top açılımlarına ikisinden de Mbappe çıkarabiliriz. Aynı futbolcu iki defa çıkarmak bence hoş değil. Ben istemezdim. Farklı kart bile olsa birbirine yakın özellikler. Ya birini Mbappe ekliyor ya, ötekini Mbappe'yi bence eklemese daha iyi olabilirdi. Farklı bir ismi, yine yüksek seviyeli bir ismi eklemelerini ben doğru bulurdum. Sizler de bu konu hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani ikisinde de ücretsiz Mbappe çıkarmak tabii çok zor bir ihtimal ama belki futbol parasıyla da açan arkadaşlarımız varsa üst üste Mbappe'yi görmek beni çok üzerdi. Başına gelen arkadaşlarımız varsa yorum yazarak görüşlerini paylaşabilir. Devam ettiğimizde Perşembe günü adaylı sözleşme paketleri geldi. Özellikle de bu paket bizler için en değerlisi. Yüksek seviyeli isimler bu pakette yer almakta. 99'u gören bir futbolcu eklemediler. Yani 100'e geçtim de 99'u bile göremiyoruz. Maksimum seviyeler bunlar arkadaşlar. İsak 98'e kadar çıkıyor. 97'lik bakıldığında 3 tane futbolcu var. Defansif orta saha Lobotka, Santrafor, Stoper, 96'lık, 94'lük isimler. Keşke daha yüksek seviyeli futbolcuların yer aldığı bir paket olsaydı. Burada maç biletinde eklenen iki futbolcuyu da görüyoruz. Ben White Arsenal takımının sağ beki, stoperi 95 seviye. Nico Williams var, sağ açık futbolcusu. Maç bileti yer almayı düşünüyorsak orada o kartı da 93'ten 96'ya kadar çıkmakta. Yarının gündemine geçtiğimizde ise arkadaşlar yarın bizleri neler beklemekte? Giriş kampanyaları 4 hafta boyunca devam ediyor. Perşembe günü yine bir giriş kampanyası başlamıştı. Oyuna her gün giriş yapıyorsak eğer yarın 50 futbol parasını alacağımız gün. 5. günde 50 futbol parası verilmekte. Yarın buradan bir 50 futbol parasını alacağız. Yarın gelecek etkinlikler Japon Ligi etkinliği. Elimizdeki 3 yıldızlı adaylı sözleşmeleri büyük ihtimalle buralarda kullanıyor olabiliriz. Meksika, Japon Ligi.
Çünkü güçlü bir kadro kurup olabildiğince en az maçla bu etkinlikleri tamamlayabiliriz. Ve sürekli de Konami adaylı sözleşmelerden bir tanesini Japon Ligi yapmakta. Yarın gelecek oyunculara baktığımızda ise İspanya Ligi MVP'leri, yarın değil de haftaya arkadaşlar İngiltere Ligi MVP'leri gelmesi gerekiyor. Bir o kaldı, sırada o var. Haftaya gelecek paketi de Perşembe öğrenebileceğiz. Daha güzel bir paket olacaktır. Yarın gelecek paket içerisinde birkaç tane güzel seviyeli futbolcu var ama düşük seviyeli de birçok futbolcu yer alıyor. Şimdi buradaki isimlere baktığımızda David Silva, tabii yaşı ilerledi kendisinin ama kaleci Courtois çok yüksek seviyeli olacaktır. Dani Parayo da yüksek seviyeli bir göbek futbolcusu. Maksimum seviyeleri yarın sabah açıklanacak. Kurtağı herhalde 99'u görür. Bir de sürpriz yapıyorlarmış. 100 seviyeli bir futbolcu çıkar mı paketten? Çıkarsa Kurtağı da olabilir. Barcelona'nın futbolu. Ama ben 99 olur diye düşünüyorum. Benim tahminim o arkadaşlar. Sizler de tahminlerinizi paylaşabilirsiniz. Ama tamam, 99 da olsa 100 de olsa da bu paketten de o 100 seviyeli futbolcuyu, 99'luk futbolcuyu çıkarmak çok zor. Burada da baktığımız zaman De Paul önemli bir isim. Güzel bir göbek futbolcusu. Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu. Arjantin milli takımının da oyuncusu. Yüksek seviyeli bir futbolcu olacaktır. Forvet Diego Aspas var. Bu sayfaya geçtiğimizde burada düşük seviyeli isimleri görüyoruz. Inaki Williams hızlı bir santrafor futbolcusu. Kenarda da kullanabiliyoruz. Bakalım maksimum hali nasıl olacak. Ve Barcelona'dan Gavi var. Gavi de belki 97-98 seviyeye kadar çıkarabileceğimiz şekliyle getirebilir Konami. Ama çok düşük seviyeli isimler de var arkadaşlar. Perşembe gününe geçtiğimizde ise arkadaşlar, Perşembe günü 13 Temmuz olmakta ve Konami oyun içerisinde bir çekiliş düzenleyecek. Ve bizden istediği şu: ortaklaşa modda maç oynamamız. 13 Temmuz ile 27 Temmuz tarihleri arasında en az bir kere bile olsa orada ortaklaşa bir arkadaş maçı oynayalım ortaklaşa modda ve çekilişe katılmaya hak kazanıyoruz. Çekilişe katılmaya hak kazananlar arasından 10.000 kişiye 100 e-futbol parası verilecek. Ne yazık ki hediye az, 100 e-futbol parası, ve az kişiye veriyorlar. Keşke oynayan herkese verseler ama en azından buna da katılabiliriz. Ben yine Perşembe günü bunu hatırlatmaya çalışırım arkadaşlar. En kötü bir tane ortaklaşa maç oynayıp katılmış oluruz. Belki 100 e-futbol parasını kazanırız. Eğer kazanırsak da 3 Ağustos tarihinde hediyeler verilecekmiş. Perşembe'ye devam ettiğimizde Perşembe günü İspanya Ligi etkinlikleri gelecek. İspanya Ligi paketi de yarın geliyor. O zaman büyük ihtimalle arkadaşlar 2 haftadır şunu yapıyor Konami: hangi ligin etkinlikleri varsa, hangi ligin paketi geliyorsa o lige özel de Showtime paketi getiriyor. Şu an İtalya Ligi'ne özel Showtime paket var. 2 tane Napoli takımından oyuncu bulunmakta. Geçen hafta İngiltere Showtime paketi vardı ve orada Manchester City takımından Erling Haaland, Rodri, 2 tane. Yani şampiyonlardan 2 haftadır üst üste Konami 2 tane Showtime futbolcu çıkarıyor. İspanya Ligi'nde de şampiyon olan takım Barcelona. Konami'nin özel anlaşmalı olduğu bir kulüp. Barcelona'dan garanti bir tane gelecektir ama bu seriye devam ederse o zaman 2 tane Barcelona'dan Showtime gelmesi gerek. Orada Real Madrid de var. Bir tane de Real Madrid'den seçmesi lazım. Atletico Madrid de önemli bir kulüp. Yani 3 tane büyük kulüp yer alıyor İspanya Ligi'nde. Büyük ihtimalle 2 tane Barcelona'dan, bir tane de Real Madrid'den oyuncu seçip Showtime kartlarını karşımıza çıkarabilir. Bir de güzel renkli kartlar olacaktır. Çünkü orada Real Madrid'de var, sonra da Atletico Madrid'de önemli futbolcular var, yüksek seviyeli isimler var. Onların da renkli kartları, diğer İspanyol takımlarındaki futbolcuların da renkli kartlarını ekleyecektir. Perşembe günü bir de mağazadan bir tane futbolcu kaldırılacak demişiz. Eğer almayı düşünüyorsak puanlarımız fazladır. Belki puanlarımızın belli bir kısmının son kullanma süresi doluyordur. Stoperde arıyorsak demişiz alıp, yani kullanır mıyız bilmiyorum ama efsanevi bir futbolcu. Almak istiyorsak da Perşembe'ye kadar almamız lazım. Ayrıca bu hafta Perşembe günü 5000 futbol puanı kazanabileceğimiz bir tane mesaj geldi arkadaşlar. Eğer almadıysak süresi var, alabiliriz. Siteye gidiyoruz. Konami ID şifre bilgisine girip puan kazana tıkladığımızda vermekte. Bunun yanında mağazaya da bir tane efsane futbolcu eklediler. Albert Ferrer 93'ten 96'ya kadar çıkıyor. Ama takım oyu tarzı basmamız lazım. Ondan 95'e düşmekte. Sağ bekte, stoperde kullanabiliyoruz. Yabancı bir YouTube kanalında gördüm. Şu ana kadarki Showtime'lardan bir kadro oluşturmuşlar. Ve yüksek seviyeli bir kadro. Kaleci yok. İleride güzel bir Showtime kaleci paketi de gelebilir. Harika bir kadro oluşturmuş ama kim yaptıysa en yüksek Showtime'lı futbolcuları kadroya yerleştirmiş. Bunları çıkarmış. Stoperinden forvetine kadar
102'ler, 100'ler, çok sayıda 100 seviyeli futbolcu var. Güzel bir kaleci Showtime'ı da ileride gelirse kalecisini de tamamlayacaktır. Ama Showtime'lar iyi, hoş, güzel de bunların form durumları C. Normal kartları gibi. Ve birçoğunun da yüksek seviyeli kartları Player of the Week'e, Club Selection'a falan gelmekte. Ya da marketten bile aldığımızda Mbappe'nin, Haaland'ın kartını bir şekilde kullanabiliyoruz. Veyahut da Haaland'ın daha önce Player of the Week'e gelen kartı da 101 seviyeye kadar çıkmakta. Hatta Mbappe'nin hediye edilen Dünya Kupası kartı da çok güzel bir kart. Erling Haaland da aynı şekilde. Ha belki bazı futbolcular bayağı bir yükseltilmiş. Bastoni, Milinkovic-Savic gibi isimler ama Rodri'nin güzel bir Player of the Week kartı da, yani hiç olmadı marketten aldığımız kartı da yine iş yapmakta. Ben bu ya Showtime'lara çok sıcak bakmıyorum. Big time kartlar, özellikle de oyunda görmediğimiz, marketten alamadığımız, emekliye ayrılmış isimleri görmek beni daha çok heyecanlandırıyor. Mesela Ronaldinho bambaşka. Şimdi Bayern Münih paketi belki gelirse, örneğin ileride gelirse, Rummenigge'yi bekleyen arkadaşlarımız vardır. Ya da geçmişte ülkemizde oynamış isimlerin efsane kartları var. Roberto Carlos, Drogba, Guti gibi isimler, Schneider. Ben bu isimleri daha çok beğeniyorum, daha çok seviyorum. Çünkü oyunda her zaman görmediğimiz isimler. Bir de Arabistan'a baktığımız zaman arkadaşlar, yıldızlar bir bir Arabistan'a gidiyor. Oyunda da biz bundan tabii birazcık etkileneceğiz. Firmino da Arabistan takımlarından El Ahli'ye imza attı. Ben böyle oyunda ön planda olan hangi ismin Arabistan'a gittiğine bir değinmek istedim. Firmino'nun da oyunda şu an 3 tane kartı var. Normal kartı, 2 kere de Player of the Week'e geldi. Liverpool'dan ayrılacağı zaman da o hafta Player of the Week'e Konemi getirmişti. Şimdilik tabii oyuncuların kullanma süreleri falan var. Bitmedi. Elimizde olabilir bu futbolcular. Herhangi bir olumsuz durum şimdilik bizleri beklemiyor ama eFootball 2024'te bunların başına ne geleceğini Konemi henüz açıklamadı. İlerleyen günlerde açıklama yapınca ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Arabistan Ligi'ne giden ve piyasa değeri yüksek olan futbolculara baktığımızda Ruben Neves, Koulibaly, şimdi oyunda bunların kartlarını da belki kullanıyor olabiliriz. Ya da bunların şöyle yüksek seviyeli kartları keşke gelse de çıkarsam diyeceğimiz isimler de olabilir. Mesela Koulibaly'nin yüksek seviyeli kartı oyunda çok iş yapmakta. Brozovic de benim beğendiğim kartlardan biri. Inter kartını bir hesabımda almıştım, Inter paketinde. Çok güzeldi. Karim Benzema gitti. Kante gitti. Chelsea takımında oyunun önemli isimlerinden birisi. Mendy de Firmino'nun gittiği El Ahli'ye gitti. Şu an böyle piyasa değeri yüksek. Oyunda da yüksek seviyeli kartlara sahip bazı isimler bunlar da Arabistan'a giden arkadaşlar. Bu takımlar içerisinde AFC Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar varsa hiçbir sıkıntı olmayacak. Belki renkli kartlarını Konami getirebilir ama AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorsa bu takımlar marketten Cristiano Ronaldo'yu aldığımız gibi kulüpsüz şekilde görerek alabileceğiz. Anca o şekilde etkileneceğiz bu transferlerden. Son olarak bir de dizilişlere bakacak olursak arkadaşlar, Perşembe günü bazı takımların, az sayıda takımın dizilişi değişti ama sıra dışı bir diziliş yok. Ben de şöyle dikkatimi çeken bazı dizilişleri paylaşmak istedim. Yorumlarda bazen arkadaşlarımızın sorduğu ya da rakiplerinde gördüğüm bazı dizilişlere bakacak olursak 4-1-4-1 dizilişi, 2 ofansif orta saha oynatabiliyoruz. Orta saha biraz daha geride. Bu dizilişe sahip birçok takım oyunda bulunmakta. Ben sadece bir tanesini göstermek istedim. Amerika Birleşik Devletleri'nden Las Vegas Lights FC takımı. Takımın adı da bayağı uzunmuş. Yeni Zelanda'nın dizilişine 4-5-1 de diyebiliriz ama bu 4-5-1'in farklı şekilleri var. Orta sahada böyle üçlü yan yana, sonra kanatlar, Yeni Zelanda'nın dizilişi. Mesela bunun bir farklı bir versiyonu. Orta sahada defansif orta saha kaybolmuş zaten. Göbekler üstüne gelmiş. Dost sahada görünmüyor. O arkada bir tane de defansif orta saha var. Polonya milli takımının dizilişi. Biz eskiden bir deneme yaptık diye hatırlıyorum ama belki bu hafta bu dizilişle yine bir maça çıkarız. Çok savunmacı. Uzun top, uzun topla kontra gibi bir dizilişle oynayalım. Santrafor'a böyle Mbappe gibi hızlı adamı yerleştirip, yani uzun toplarla belki çıkmayı dene. Bu PES zamanında olacaktı var ya, bu diziliş fena iş yapardı. Sürekli Mbappe'ye havadan uzun top atarsın. Gerisi savunmada. Çünkü o PES zamanında uzun top attığımızda arkaya oyuncu kaçırabiliyorduk. Futbolda o öyle kolay olmuyor ama tam PES zamanına uygun bir dizilişmiş bu. İki ofansif orta sahada 4-1-2-3 dizilişine sahip de İki tane takım vardı. Haftalardır bu takımlar böyle devam ediyor arkadaşlar. Ne zaman AFC Şampiyonlar Ligi başlarsa o zaman bu takımların dizilişi de değişecek. Kawasaki Frontale ofansif orta sahaları birbirine yakın şekilde kullanmakta. Sepahan SC'de ise ofansif orta sahalar biraz daha birbirinden ayrık. Bu iki takımı da AFC Şampiyonlar Ligi'nden seçersek bu dizilişte, Kawasaki Frontale'yi Japon Ligi'nden seçersek bambaşka bir dizilişte oynamakta. Oyundaki gelişmelere değinmeye çalıştım arkadaşlar. Perşembe geleceklerle alakalı Çarşamba günü daha detaylı bir video ile karşınızda olmaya çalışacağım. Konimi
Gelecek epiklerle alakalı da açıklama yapmıştı geçtiğimiz Perşembe günü. Roberto Carlos ya da Fernando Torres gibi isimleri önümüzdeki günlerde göreceğiz. Perşembe geleceklerle alakalı da çarşamba günü olabildiğince bulabildiğim tüm bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.